Ondan sonra yine gelirim aynı meseleye. Demin bağırdım. Ama İmam-ı Gazali Şia, İmam-ı Bilgi Hazretleri yine tembih ediyor. Bakın yavrum, her alimi dinlemeyin. Başınıza ne gelirse her alimi dinlemeden gelir. Neymiş? Yine İmam-ı Gazali Şia, İmam-ı Bilgi Hazretleri ilimde, amelde mutemedun aleyh olanları dinleyin. Mesela şimdi bence ilimde herkes kitap yazabilir. Ama İmam-ı Gazali mutemedun aleyhtir. Ömer Nasuhi Bilmen Hazretleri mutemedun aleyhtir. Fıkıh ilmi üzerinde yazmış mesela mutemedun aleyhtir. Şimdi alimlerden İmam Bilgi Hazretleri mutemedun aleyhtir. Muhammed Hadimi Hazretleri mutemedun aleyhtir, sıkadır. Ya herkes tarafından kabul edilir. İşte bu, böyle adamların kitaplarını okuyun. Böyle adamların mutemedun aleyh, kendisine bak. İlimde, amelde sika. Yani her türlü ilmi, irfanı elde etmiş mutemedun aleyh. İlmi kamil, çok ameli güzel, olanın kavliyle, sözüyle, fetvasıyla amel edeler. Her kim gerekirse onun kavliyle olmaz. Övüne gelenin kavliyle olmuyor. Herkes kitap yazabilir. Herkes ben hocayım diye çıkabilir. Ama ilim de amel de siga ve kendisine itimat edilmiş. Nasıl itimat edilir? Ya adam beş vakit namazı kılıyor. Beş vakit namazı da öyle dikkat ediyor ki cemaati de kaçırtmıyor. Bak şimdi iyi dikkat et. Beş vakit namazı kılmak bir fazilet. Ama cemaatte kaçırtmamak neymiş? O da bir fazilet. Ondan sonra dinle. Adam Ramazan'da oruç tutuyor. Pazartesi, Perşembe günleri de oruç tutuyor. Acaba adam beş vakit namazı kılıyor. Evvabin namazı da kılıyor. Araştırdın mı? Ve adam beş vakit namazı kılıyor. Teheccüd namazı da kılıyor. Araştır, bak bakalım hakikaten bunlar var mı yani? Yani bir adamın mesela iyi olması sırf farzları yerine getirmeyle olmuyor. Farzları, vacipleri, sünnetleri tam iyi nedir? Farzları da, vacipleri de, sünnetleri de, müstahapları da yerine yer tam iyidir. Farz yerine getiren adam iyidir ama daha ondan iyisi vacipleri de yerine getiren daha iyidir. Vacipleri, farzları yerine getiren iyidir ama daha iyisi sünnetleri de yerine getiren daha iyidir. Ama daha iyisi kim? Müstahapları da yerine getiren daha iyidir. Daha iyisini arıyoruz. Biz onu söylüyoruz. Yoksa kimsenin bana ne kardeşim yerin mesela doçenti, profesör, dekanı ya. Biz onun içinde de var mesela. Ne profesörler var? Ayağına, eline, yani öpülecek profesörler var. Adam ne yaptı? Akşit mesela. Mefsutus Sarasi baştan sona kadar ne yaptı? Tefsir etti, şey etti, tercüme etti, geçti. Bakıyoruz adama. Hani öyle profesör dediğinde hani öyle olsa ya. Veyahut anladın bir tanesi öldü geçenlerde, Allah kanı kanı rahmet eylesin. Kutub-i Sitte'yi tercüme etti herif. Bir tane bir yanlışını göstersene. Ötekinde de bir tane bir yanlış göstersene. İlmiyle amil olmadığını bir göstersene. İşte biz böyle adam arıyoruz mesela. Ha, sayılarını artırsın. Ötekiler de Allah'a istahe etsin. Kolay değil. Ha, dünyevi bugün mesela dekan olmak, doçent olmak, doktor olmak büyük iş. Ama bunlar bize dünyada önder oldukları gibi ahirette önder olmaları amel etmelerine bağlıdır. Bize bunlar, biz İmam-ı Azam'ı neye tutuyoruz? Şimdi İmam-ı Azam'ı tutmayan bir profesör adam olur mu lan? İmam-ı Azam yatsı namazının abdestiyle 40 sene sabah namazı kılmış. Bir gün bir sen bir bakalım, bir bakalım da ondan sonra konuş bana sen. İmam-ı Azam eğer ki yani çıkar da bir adam İmam-ı Azam'ı anlatırsa, namaz kılmasa bile ben onu kabul ederim. İmam-ı Azam'ı anlatmıyorlar onlar. Onların anlattıkları başka şey. Allah ıslah. Tamam geçti. Ha. Ne diyor şimdi? Amelde, ilimde,
fetvasıyla mutemedun arih olacak, ilmi kamil olacak, ameli çok güzel olacak. Onun kavliyle, fetvasıyla amel edeler. Herkesin kavliyle, fetvasıyla, cevabıyla amel etmeyeler. Yarım fakih din yıkar. Yarım alim, her fendim tamamca okumayan, mesela bak şimdi İmam-ı Gazali Hüccetül İslam'dır. Hüccetül İslam ne demek? İmam-ı Gazali yazmış 4 ciltlik kitap ama 300 bin hadisi ezber okuduğuna 300 bin şahit var. Ezber okuyor ev. Hüccetül İslam ne demek? 300 bin hadisi ezber okuduğuna 300 tane şahit var. Tamam mı? Yani zamanındaki alimler onun 300 bin hadis okuduğunu görmüşler. E şimdi sen 300 bin hadisi oku da sen de kitap yaz. İmam-ı Gazali yazarken keramet olarak görüyorlar yani. Anası diyor ki 12 İmam-ı Gazali birden yazardı diyor. E onun kitabını okumayalım da senin kitabını mı okuyalım yani? İmam-ı Azam 55 defa hac etti diyor. Bir kere hac etmeyen adamı mı dinleyelim yani? Allah Allah. Evet. Ne dedik? Yarım alim demek her fenni tamamca okumayan kendi dinini yıkar. Yarım hekim de can yakar. Yarım hekim de ne yapar? Can yakar. Evet, bu zamanda nice cahiller var. Neydi ki belirsiz. Ulema suretinde adamlar var. Yani alim suretinde adamlar var. Salihler suretinde adamlar var. Salih zannediyorsun elbisesine, hayatına, hareketlerine bakınca. Şeyhler, mürşitler var. Siretlerine bakıyorsun. Onlar da mesela mürşit zannediyorsun. Fakat bunlar insanları doğru yoldan çıkarıyorlar. Bilhassa yaptıkları işle ehli sünnet vel cemaat mezhebinin dışında şeyler söylüyorlar. Ehli sünnet vel cemaat. Adam çıktı, anlattı, anlattı, anlattı. En sonunda zehrini kustu. Ne dedi biliyor musun? Herkes mesela dinledi, dinledi. Onun bir şeyi var gibi arkasında dedi ki arkadaş, peygambere salavat getirmek yağcılık yapmaktır dedi. Ya bu hoca olsa ne olacak, olmasa ne olacak ya? Allah azimuşşan Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ey iman edenler, Allah ve melaikeler Resulullah'a salavat getiriyorlar. Siz de salavat getirin dedi, diyor yani. Ondan sonra da o serseride ne diyor? Salavat getirmek diyor, yağ yakmaktır diyor. Ben yağcılığı sevmem diyor. Haydi. Bu adam işte Allah-u Teala'nın tazim ettiğini, tahfif ettiğinden dolayı nereye gittiğini bilmiyor yani. İşte şimdi hoca, herkes hoca olmaz ki ama binlerce dinleyeni var. Öyle istiyorlar mesela, öyle. Yani ben bir hoca dinlerim ama arada sırada peygambere de hakaret edecek ki ben onların. Tamam, peygambere hakaret eden de dinsizdir. Öyle diyen de dinsizdir yani. Hiç alakası yok dinle. Peygamber hakaret edilir mi ya? Allah Allah. Evet. Evet, hadisi sahihte ilmiyle amil olmayan, bak şimdi de hadisi sahihte ilmiyle amil olmayan alimler insanların en şerlileridir. Hadis-i şerifte bak tekrar okuyorum. İlmiyle amil olmayan alimler insanların en şerirleridir. Yani insanların en şerde ziyade olanlarıdır buyurdu. Peygamber Efendimiz alimi fasık, yani namaz kılmayan, oruç tutmayan, namaz kılmayan, oruç tutmayan alim, ne kadar alim olursa olsun namazı 5 vakit namazı kılmayan, Ramazan orucu tutmayan adam ne kadar alim olursa olsun bir defa fasık oldu mu? Fasık ne? İşte dinin dışına çıkan adam demek. Ha, Peygamberimiz alemi fasık, fasık olan alim fesadı kebirdir. Yani onun fesadı, fitnesi o kadar büyüktür ki fesadı kebirdir. Daha ondan büyük fitneti yoktur. Eğer alim fasık olursa dünyayı en fazla bozan, bırakan onlardır buyurdu. Zira alim fasık olunca cahil dinden ne yapar? Çıkar. Zira nasın alimin sözüne bakmaz insan. Sazına, zurnasına bakar. Yaptığı işe bakar. Söylediği söze bakar. Şimdi
Şöyle diyelim. Ahir zamanda abidler olacak. Ahir zamanda bak abidler olacak. Yani alimler atıyoruz. Yani abidler sofular. Ama cahil olacak. Neymiş? Cahil. Sofunun cahili şeytanın maskarası tabii. Abidler, sofular yani cahil. Alimler de fasık olur buyurdu. Efendimiz bir hadis-i şerifte ne yapar? Aynı zamanda abidler cahil olur, alimler de fasık olur genelde alimleri. Zaten İbrahim Hakkı'nın dediğine göre 1000 alim varsa 1000 alimden birisi ilmiyle amil olur. 1000 alim varsa aynı zamanda 1000 alimden bir tanesi ilmiyle amil olur. Ya git kitabı oku. Ben söylüyorsam İbrahim Hakkı'nın kitabını oku. Aynı zaman mesela yani 1000 alimden bir tanesi ilmiyle amil olur. Bu kadar azdır bak. Ne diyor? Aynı zamanda abidler cahil olur. Alimler de fasık olur buyurdu. Zira cahilin ibadeti şeytana çok zarar vermez. Cahille uğraşmaz şeytan. Ama alimle çok uğraşır. Alime günah işlettirmek için ağzından ehl-i sünnete muhalif olan bir söz çıkartmak için öyle uğraşır ki ağzından ehl-i sünnete muhalif bir sözü çıkardı mı tamam işi gördü. O alim bitti o iş. O alimin binlerce kişiyi yoldan çıkarır. Ağzından çünkü kendi çıktığı şey. Ne yapacaksın ulan sen mesela kabir azabı yoktur. Sen ne yapacaksın sırat yoktur bilmem ne. Alim olmuş ama işte almış bir rütbe. Arkasından da ehl-i sünnetler cemaat mezhebinin uygun olmayan bir şeyi söylüyor. Ve onu dinleyenleri yani onu kabul eden adamların hepsini ifsad ediyor. Ha işte bak. Demek ki şeytan cahilin ibadetine bakmaz. Çünkü cahilin ibadetinin bir gıybeti yoktur. Ama bir alimin fasık olması için o kadar gayret eder ki onu yoldan çıkardığı zaman birçok insanları yoldan çıkarmış olur. Eğer alimin ilmiyle amel ettiğini görürse zaten o şeytan eleminden ve kahrından geberir gider. En iş yapamayan şeytandır. Ama alim ne? Yani alimi yoldan çıkardı mı ondan sonra göbeğini kaşıyı oturur ondan sonra başka bir şey yoktur. Başka bir şeye lüzum yok. Zaten bir alimi yoldan çıkardı mı onun şeytanın yapacağı vazifeyi yoldan yani çıkarmak suretiyle Rabbim fasık olan alimlerin şerrinden emin eylesin. Biz de fasıklıktan kurtarsın. İlmiyle amil olmayan alim değildir. Sabahtan beri yine söylüyoruz. İlmiyle amil olmayan alim değildir. İlmiyle amel etmedikçe o cahildir. Ne kadar alim olursa olsun alim bu devirde mesela işte bu devrin alimleri söylemeye lüzum yok. O kelimeyi de sile de şimdi vereceğim. Korkma yani. Ben söylemek istedim söyledim buyurdu. Belki cahil menzilesindedir buyurdu. Belki de daha eşet azabı vardır. Yarın ahirette ilmiyle amil olmayan alimleri zebaniler tutacaklar yakalarından. Yarın ahirette ilmiyle amil olmayan alimleri zebaniler yakalarından tutacaklar. Ehl-i sünneti savunmayan alimleri yakalarından tutacaklar. Ehl-i sünneti savunmayan hocaları amil olmayan hocaları tutacaklar zebaniler yakalarından. Cehennem atacaklardı ya. Ondan sonra hocalar diyecek ki kardeşim bak kafirler duruyor. Siz Allah'a peygambere inanan alimleri cehenneme atıyorsun bize de. O zaman melekeler diyecekler ki siz kendiniz fasit olduğunuz gibi başkalarını da fesat ettiniz. O kafirler sizin kadar fesat etmediler. Onları kafir bildi. Onların yanına yaklaşmadı. Sizi de alim bildi. Fakat siz kendiniz cehenneme git. Cehennemlik iş yaptınız. Başkalarına da götürmesine sebep oldunuz. Onun için herkesten evvel siz cehenneme girin diyecek. Kitap da böyle yazıyor. Hoca, Recep Hoca kendine iyi dikkat et. Fasık hoca olma. Ama şimdi ben fasık değilim diye bir şey yok. Allah kaydırmasın. Hiçbir kimse övünemez. Allah'ın koruduklarım müstesna.
Elimizden geldiği kadar fasık olmamaya çalışırız. Var mı, doldu mu?